Sayın Valim, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, AK Parti İl Başkanımız, belediye başkanlarımızı görüyorum, Sanayi Ticaret Odası'nın çok değerli başkanları, yöneticileri, Gaziantep'imizin saygıdeğer güzel insanları, değerli kardeşlerim, bugün burada Gaziantep'te yine Sosyal Güvenlik Kurumumuzun bu son derece modern hizmet binasının açılışında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Bu hizmet binamızın sizlere, Gaziantep'lere hayırlı olmasını, bereket getirmesini temenni ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bereket de bir taraftan geliyor. Ezanla birlikte söze başladık. Rabbim inşallah ezanın da bereketini Antep'imizin üzerinden eksik etmesin inşallah. Antep'imize ne zaman gelsek, şimdi Sayın Başkanımızla oturunca birden ağız diş sağlığı hastanesinin açılışına gelmiştim. Sağlık Bakanı iken. Şehir hastanesini yolda gördüm, inşaatı maşallah kamu inşaat çıkıyor. Hayırlı olsun, kazasız belasız inşallah tamamlama nasip olsun. Ama soğuk bir havada, çok soğuk bir havada bir temel atma merasimimiz vardı. Bildiğim kadarıyla Perlikaya bitti bitecek, epey bir mesafe kat etti. Sağlık alanında da, diğer hizmet alanlarında da Gaziantep'imizin her zaman yanında olduk. Ülke insanımızın yanında olduk. Ve istedik ki bu ülkenin yarınları hep bugünden daha iyi olsun, daha güçlü olsun, daha bereketli olsun ve geleceğe daha çok umutla ve güvenle bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu günden bugüne, başta kurucu genel başkanımız, bugün cumhurbaşkanımız, hep temel felsefemiz şu oldu: İnsanımızın yarını bugünden daha iyi yapmak. Dünya ülkeleriyle yarışta iddialı olmak, dünya gelişmiş ülkelerinin başardığını bizim ülkemizde başarır, bizim milletimizde başarır diyerek bu anlamda önemli mesafeler kat ettik. Arkamızda büyük başarıları arkamızda bıraktık ama büyük başarı hedeflerimiz de önümüzde bizleri bekliyor. Antep'i bekliyor, Türkiye'yi bekliyor. Antep bu anlamda bizim arkada bıraktığımız başarıların her adımında Antep'in payı var. Antep'in dinamiği var. Antep'in potansiyeli bu anlamda hep bir adım önde oldu. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçlerde de Gaziantep o potansiyeliyle, dinamikleriyle, heyecanıyla, birlik ve beraberlik içinde geleceğe güçlü yürüyüşüyle hem kendisinin hem Türkiye'nin gelişmesine yine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda Gaziantep'in her türlü potansiyelini daha güçlü hale getirmek, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz hep bunun yanında olduk ve bu anlamda destek olduk. Ama istedik ki İnsanımız da Gaziantep'te yarınlara olan umudu ve güveni az. Sosyal güvenlik alanında bakınız sizlerle birkaç rakamı paylaşmak istiyorum. 2002 yılında bu ülkenin Sosyal Güvenlik Kurulu tüm emeklilerine ödediği para 16 milyar 700 milyon. Yani 17 milyon. 17 milyon bütün emeklilerine ödediği para. Bu yıl yalnız promosyon olarak şu 3 ayda promosyondan emeklilerimize ödenen para 4,5 milyar. Yani bütün emeklilere bir yılda ödenen toplam para 16,5-17 milyar. Bugün yalnız promosyondan ödenen para 4,5-5 milyar. Peki bizim emeklimize maaş olarak ödediğimiz para ne? 197 milyar 2016'da ödediğimiz para. 197. Bir tarafta 17, diğer tarafta 197. Şimdi emeklilerimizin yarınlara olan güveni, umudu, bu anlamda neden AK Parti'nin yanında olduğunu esasında fitne üretenler, dedikodu üretenler, iftira atanlar esasında icraatlere bir baksalar neden olduğunu çözecekler. Ama ne hikmetse bir türlü o icraatlere bakma cesaretini gösteremiyorlar. Çünkü o icraatlere baktığın zaman iddialı olabilmen için ondan daha iyisini yapabilme iraden olması lazım. Aklın, akıl terin,
alın teriğin, gönül sızın olması lazım. Ama onu, bunlar, bütün bunları yapmak çok kolay değil. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık alanındaki harcamaları bütün sağlıkta 2002 yılında üniversitelere, özel sektöre, kamuya, Sosyal Güvenlik Kurumu'na hizmet alımına ödenen para 5,5 milyar. Bugün ne? 48 milyar. 30 milyarı devlet hastanelerimizin, Sağlık Bakanlığı'nın hizmet verdiği hastaneler. 9 milyarı özel sektöre. Diğer 9 milyarı üniversitelerimiz. Ve bu anlamda bütün eczanesinden tutun sağlık kurumlarına kadar ayın 17'sinde ödeme yapılacak. 17'sinde gidiyor bankadan 500 milyar, 1 milyar, 500 milyon, 1 milyar. Eczanelerimiz günü gününe her türlü ay sonu geldiğinde gününde gidiyor tıkır tıkır alıyor. Herhangi bir eczanemiz arkadaşlar 1999, 2000, 2001, 2002, 6 ay sonra, 7 ay sonra hak ettikleri o ilaçların karşındaki parayı almak için araya ne kadar siyasetçi koruyorlardı, ne kadar torpiller koyuyorlardı, hatta ne kadar duygusal formüller buluyorlardı. Bugün bunların hepsi unutuldu. Allah'a şükür. Şimdi bizim ilaca ödediğimiz para yıllık 23-24 milyar. Hiçbir eczanem bir gün aksadı demiyor. Diyemiyor. Hiçbir emeklim ben bankaya gittim kuyrukta yarım saat bekledim demiyor. Halbuki kuyruklarda o emeklilerimizin çektiği sıkıntı neydi? O kuyruklarda hasta olma, kuyruklarda vefat etme, gittiği halde parasını alamama, bugün git yarın gel, filan gün bankada arıza çıktı, banka hesaplarında sorun çıktı, bütün bunları unuttuk. Şimdi artık geleceğe daha çok umutla ve güvenle yürüyelim. Bütün sıkıntılara ve sorunlarımıza rağmen, bu sıkıntıların ve sorunların büyük çoğunluğunu da yine bu ülkenin, bu milletin bugün yakaladığı başarılarından rahatsız olanlar çıkar. Tuzak kuruyorlar, hainlik yapıyorlar. Dışarıdaki düşmanlarımıza maşalık yapıyorlar. Bu maşalıklarla bu millete zulmediyorlar ve istikrarı bozmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, tek hedefleri var. İstikrar bozulsun, peşinden ekonomik istikrar bozulsun. Ekonomik istikrar bozulursa istedikleri olacak. Faizler yükselecek, enflasyon yükselecek, işte banka kredileri yükselecek, kredi maliyetleri yükselecek, Türkiye'de ekonomi daralacak ve krizler gelecek, onlar sefa sürecek, millet bedel ödeyecek. Şimdi artık biz diyoruz ki millet sefa sürecek, milletin üzerinden geçinenler bedel ödeyecek. Şimdi artık milleti merkeze alan, kurulduğu günden beri milleti merkeze alan, milletin hak ve hukukunu merkeze alan, milletin yarınını bugünden daha iyi yapma derdiyle siyaset yapan bir anlayışın mensupları olarak artık geldiğimiz nokta şu: insanı yücel ki devlet yücelsin. İnsanımızı ve milletimizi merkeze alan anlayışla bundan sonraki dönemde diyoruz ki bu ülkede bundan sonra millet ne derse o olacak. Milli iradeye tuzak kuranlar kaybedecek. İkide bir milletin ömrünü sıkarak sefa sürenler bedel ödeyecek. Sefayı millet sürecek. Ve artık partilerin hükümeti değil, milletin, milli iradenin hükümeti. Bu milletin büyük çoğunluğunun, %50'sinden fazlasının vicdani ve akli iradesinin oraya yansıdığı bir milli duruşun hükümeti kurulacak. Ve %50'nin üzerindeki bir irade, evet, ey Cumhur'un başkanı buyur artık hükümeti kur, icraatlerini yap, bize taahhütlerini yerine getir, taahhütlerini yerine getiriyorsan tekrar karşıma gel, tekrar ben memnunsam devam et derim, memnun değilsem de hadi güle güle kardeşim der. Ve hayırcıların, dikkat ederseniz, büyük korkusu artık ipin ucunun milletin eline geçiyor olmasından korkuyorlar. Milletten korkuyorlar.
Milli iradenin gücünden korkuyorlar. Çünkü milli irade ne kadar dağınıksa, milli iradeyle arka plandan o dağınıklıktan o kadar istifade edebilme dönemlerini arıyorlar. O dönem artık geride kaldı. Ve inşallah 16 Nisan akşamı çok farklı bir Türkiye. Hani stabilize yollarda giden bir demokrasi değil, ikide bir tuzak kurulan, ikide bir milli iradenin ümüğünü sıkıldığı, ikide bir şu kurum, şu vesayet odayla millete bedel ödetilen bir milli irade değil. Aynen otobanda giden, yetkiyi almış, iradeyi almış, milli iradenin gücüyle hızla bu ülkeyi, bu milleti muasır medeniyet seviyelerinin üzerine götürecek bir milli iradenin güçlü sistemi. Bu güçlü sistemin üzerinde de bu millet kimi layık görüyorsa onun olduğu bir yapı. İnşallah bugün bu anlamda Gaziantep'imiz ülkenin kaderine de, Gaziantep'in kaderine de bu anlamda güçlü bir sahiplenmeyi inşallah 16 Nisan akşamı bizlere daha önce gösterdiği gibi yine hem kendisine yakışanı hem de Türkiye'yi mutlu edecek, yine o dinamiklerde ben artık katkımı sağladım diyecek sonuçlarla inşallah 17 Nisan akşam sabahını şekillendirmiş olacak. Değerli kardeşlerim, zor bir 2016 yılını geçirdik. Ve hiçbir ülkenin, hiçbir milletin başaramayacağı olağanüstü sorunları aşarak yine geleceği görüyoruz. Bakınız 2016'yı bu büyük Türk milleti dışında hiçbir millet kaldıramaz. Hiçbir millet bu kadar ağır ihanetlerin, bu kadar ağır sorunların altından bu kadar güçlü umudunu güçlendirerek, cesaretini arttırarak, geleceğe olan yürüyüşünü inatla daha çok büyüterek hiçbir millet güçlü bir yürüyüş yapamaz. Ve 2016'da en çok bakanlığımı ilgilendiren, Gaziantep'i de ilgilendiren konu başlıklarından biri istihdamdaki daralma, üretimdeki daralma ve işsizlik oranlarındaki artıştı. Ve biz hemen 2017'nin başında çalışma hayatında milli seferberlikle yeniden bu ülkenin üretiminin, yeniden bu ülkenin ihracatının artmasını ve dünyayla ekonomi alanındaki rekabetini güçlü hale getirecek çalışmaları yaptık. Ve dikkat ederseniz bizim kredi notlarımızla oynayanlar, bizi güvenilir ülke listelerinden çıkarmaya çalışanlar esasında ekonomimizden korkuyorlar. Ekonomik büyümemizden korkuyorlar. Milletçe potansiyelimizden korkuyorlar. Genç nüfusumuzdan korkuyorlar. Geride bıraktığımız 14 yıllık başarılı büyümemizden korkuyorlar ve onun için tuzaklar kuruyorlar. Şöyle bir düşünün. Yalnız birkaç projeyi düşünün. İsterseniz İstanbul 3. Havaalanı'nı düşünün. İsterseniz İstanbul 3. Boğaz Köprüsü'nü düşünün. Marmara'yı düşünün. Avrasya'yı düşünün. Osman Gazi'yi düşünün. Otobanları düşünün. Tünelleri düşünün. Şehir hastanelerini düşünün. Yalnız bunlardan bir iki tanesini alın ve bakın ya son 10 yılda Almanya'nın bu çapta büyük projesi var mı diye bir bakın. İngiltere'nin, Hollanda'nın bu çapta büyük projeleri var mı diye bir bakın. Bütün bu olumsuzluklar ve sıkıntı tuzaklara rağmen işte Çanakkale Boğaz Köprüsü dünyada tek olacak. Çanakkale Boğaz Köprüsü'nü projelendirip ihale edebilen ve onun temelini atabilen ve inşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde de açılışını yapacağımız o dünyaya örnek gösterilecek Çanakkale Boğazı'na o gerdanı asmış olacağız. Bu milletin potansiyelidir. Bu ülkenin dinamikleridir. Bu milletin asaletidir, cesaretidir, ferasetidir ve başarısıdır. O nedenle istihdamda da dedik ki ey girişimciler, ey sanayiciler, ey üreticiler, bir adım daha cesur olun. Bir adım daha özgüvenli olun. Ve şehitlerimizin ve gazilerimizin hak ve hukukunu koruyacak cesareti sizden de bekliyoruz. Özgüveni sizden de bekliyoruz. Fedakarlıksa fedakarlığı sizden de bekliyoruz. Sizin bu cesaretinizin, fedakarlığınızın yanında da biz varız. Hükümet olarak sizin sağlayacağınız her
artı istihdamın bütün yükünü SGK, İşkur veya işsizlik fonuna veya vergileri toplam 773 TL'yi biz üstleniyoruz. Siz yalnız alan terini verin çalışanın, diğer yükünü biz üstlenelim. Ve bu anlamda evet, az önce Sayın Valim 12 bin rakamını telaffuz etti, onu yakalayacağız inşallah. Bana bugün itibariyle gelen rakam Gaziantep'te 10.057 gibi bir rakam geldi. Evet, teşekkür ediyorum. Gaziantep'i gönülden kutluyorum, alkışlıyorum. Ve inşallah bu Gaziantep'in istihdamdaki ilk 10'daki yeri şu anda 9. sırada. İlk 10'daki yer alması alkışa ve takdire şayan. 9'da olması yine takdire şayan. Ama ilk 5'e niye girmesin? Onu Gaziantep'lerin takdirine bırakıyorum. Yani buradan ilk 5'e girmesini açıkçası Gaziantep'i bu kadar seven ve Gaziantep'in burada böyle Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz burada. Gaziantep'le ilgili ne zaman kapımızı çalsalar dedik ki tamam. Bir adım daha fazlasıysa eyvallah. Bir adım daha fazlası. Daha çoğuysa eyvallah. Niye? Gaziantep hak ediyor. Bir taraftan da Gaziantep başarıyor. Yalnız hak etmiyor. O verilenin pozitif yönde gelişmesini de başaran bir ilimiz. Bu anlamda ilk 5'te olması beni mutlu edecektir. İnşallah takip edeceğim. Bu önümüzdeki 3 ay Haziran sonuna kadar ilk 5'e geldiğinde o zaman valim burada, Büyükşehir Belediye Başkanım burada, ilk 5'e girdiğinde tekrar Gaziantep'e geleceğim ve herhangi bir talep olursa da başımın üstüne diyeceğim inşallah. Çok değerli kardeşlerim, hemşerilerim diyeceğim. Gerçekten Gaziantep'te kendimi kendi ilimde gibi görüyorum, kendi evimde gibi görüyorum. O nedenle biraz sözü de uzattığımın farkındayım ama ne olur içimdekilerimi, 3 aydır gelemedik. 3 aydır burayı açmak için ha geleceğiz, erteliyoruz. Herhangi bir aksilik oluyor. İnşallah önümüzdeki süreçte daha sık görüşmek, Antep'in dinamiklerinin hem Antep'e hem Türkiye'ye daha çok özgüven ve kazanımlar sağlaması dileklerimle. Bu güzel eserin kazanımında emeği geçen, başta Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada çalışacak olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ve diyorum ki masa başında oturmak yok. Bir defa işverenlerimizi ziyaret edeceğiz. Esnafımızı ziyaret edeceğiz. Çalışanlarımızı ziyaret edeceğiz. Emeklilerimize çat kapı gideceğiz. Asgari ücretlimize çat kapı. Niye? Onlar bizim kardeşimiz. Yabancımız değil. Onlar bizim kardeşimiz. Bizim insanımız. Ülkesine, milletine, ilçesine, iline katkı sağlayan insanlar. Onlarla paylaşmak. Sıkıntıysa sıkıntıyı paylaşmak. Dertse derdi paylaşmak. Bunları paylaşalım ki o dertleri ve sıkıntıları paylaşarak azaltmış olalım ki yarınlarda paylaşarak büyüteceğimiz ve çoğaltacağımız mutluluklarımız olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel eserin mutlu gününde birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Sizlere teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum.